Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Bu kısa videomuzda şöyle 5-6 hisseyi sizlere kısa kısa özetlemiş olacağız. Ekranımızda standartı, yasal uyarımız dedikten sonra hızlı bir şekilde başlayalım. Edata teknik görüntümüz gelsin. Hemen şöyle çizimleri bir kaldırıyorum. Bir güncelleme içerisine girelim burada. Şimdi Edata tarafında çoklu indikatör olumlu, mekli indikatörü olumlu ve en önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar RSI tarafındaki bu kırılım şeklinde değerlendirebiliriz. Burada güzel bir kırılımın olduğunu söyleyebiliriz. RSI tarafında güzel bir kırılım, bir alım teyidi olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi burada RSI'deki dipler sabit ama çok çok aşağıda oluşan hisse dipleri var. Burada bir kısmi de olsa pozitif uyumsuzluktan bahsedebiliriz. Diğer bir nokta, diğer bir husus, buradan gelen bir düşen kırılımı durumu arkadaşlar söz konusu. Bu kırılım üzerinden de yine ne yapabiliriz? Burada bir değerlendirme yapabiliriz. Bakınız şurada kırılım bugün itibariyle gerçekleşti. Hatta bugün daha yukarılarda bir EDATA gördük. Yani 14-65 bandına kadar çıkmış olan bir EDATA gördük. 14-65 bandına kadar. Pardon. 15-67'lere kadar, şu anda 14-60, 15-67'lere kadar günlükte EMA 50'nin üzerine attı, tekrar geriye geldi ama düşen kırılım şu an itibariyle gelmiş durumda. Yarın eğer EDATA tarafında pozitif bir kapanış, tabii bugün kapanış henüz gerçekleşmiş değil, bugün ve yarın EDATA tarafında pozitif bir kapanış görürsek buradaki düşen kırılımını gerçekleşmiş gözüyle bakabiliriz ve burada artık hedef noktamız 19-31, akabinde de bir tık yukarıda da 24 bandları karşımıza çıkmış olacaktır. EDATA tarafında. Evet, devam edelim. Yani yarınki kırılım da önemli olacak. Yani yarınki yükseliş eğer devam edecekse sadece bugünün değil yarının görüntüsü de önemli olacak. Şimdi burada Sanko tarafında bir sim formasyonu olur mu dedik. Maalesef o formasyon gerçekleşmedi burada. Çünkü yukarı doğru kırılım gelmediği için yapacak bir şeyimiz yok burada. Biz o kırılımı görmüş olsaydık, yani şu şekilde bakınız. Bu kırılım eğer yukarı doğru şuradan uzattığımız zaman bu kırılım gelmiş olsaydı sim formasyonuydu. Bunu her zaman söylüyorum. Teyit önemlidir. Sadece teyitsiz yani buradan bu oluşumlara bakarak sim formasyonu hükmüne gidemiyoruz. Bize kırılım lazım. Kırılım gerekli. Şimdi şu son görüntü itibariyle baktığımız zaman Sanko tarafında bir düşen kırılımı durumu söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ortalama, bakınız ufak tefek sapmalar olabilir. Bunlar önemli değil. Şu görüntü itibariyle burada bir kırılımın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Güzel de bir kırılım olduğu gözüküyor. Önemli bir kırılım gözüyle bakıyorum ben buna. Ama günlük kapanışı biraz da şu fiyat üzerine görürsek daha sağlıklı bir tablo çizmiş olacak arkadaşlar. 24-30'ların üzerinde Sanko tarafı düşen kırılımı gerçekleşmiş, yukarı doğru şahlanışını hazırlayacak bir konuma geçecektir ki zaten majorda şöyle bir direnç hattımız var. Çok kuvvetli burası. Görüldüğü üzere daha önce test etmiş direnç 1, direnç 2, direnç 3. Yani buraya kadar geldiğini düşünelim. 30 bantlar ortalama buranın teknik hedefi durumundadır. 24-30 bandı üzerinde önü açılabilir, pozitif değerlendirebiliriz. Devam edelim. Platform turizm. Evet, platform turizm 0.50 Fibonacci seviyesinden dönüşünü yaptı. Biz platform turizmi hatırlıyorsanız şuradaki pozitif uyumsuzlukla dikkat çekmiştik arkadaşlar. Şimdi pozitif uyumsuzluğu bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Şöyle anlatalım burayı. Şimdi hisse dipleri şu şekilde aşağıda bize RSI tarafı sadece şöyle yukarıda olması gerektiğini anlatırlar. Bakınız arkadaşlar, şimdi hisse diyelim ki geldi, çarptı yukarı, burada bu şekilde hareketler sergiledi ama RSI'da daha yukarıda dipler, bu bir pozitif uyumsuzluktur, açıktır, nettir. Bir de şurası var, geldik yukarı, tekrar geldik şu şekilde döndük. Şimdi buradaki senaryoda RSI, bakın şu ikisini RSI olarak alın, şu ikisini, burası da hisse. Şimdi pozitif uyumsuzluk dediğimiz zaman sadece RSI'nin daha yukarı dip oluşturması hükmüne, sadece bu yeterlidir hükmüne varmayalım. Burada dipler sabit ise de aslında burada bir pozitif uyumsuzluk vardır. Yani çok dik aşağı gidiyor hisse ama RSI tarafı gitmiyor. Yataya bağlamış. Çok kısmi sağ kısım aşağıda da olabilir. Çok önemli değil. Ama burada gözle görülür bir uyumsuzluk varsa arkadaşlar bu da değerlendirilebilir ki burada da zaten gözle görülür. Bakınız yatay halde olan bir RSI
durumu söz konusuyken çok çok aşağıda, yani çok aşikar net bir şekilde görüntü var. Yine düşen kırılımı yine bizleri burada itekleyen bir unsurdur ve yukarı doğru gittiğimizi görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar sizlerle platform turizmi anlattık, inceledik yaklaşık 14 bantlarında. Şimdi direnç noktasında da burada konsolidasyon süreci var. Dikkat etmek lazım. Aşağı kırılım ya da yukarı doğru kırılım. Burada zaten bir oyalanma sürecinin olacağı belli idi değerli dostlar. Şimdi fiyatımızı şu son görüntü itibariyle 22'lerin altında kapanış gelmediği müddetçe sıkıntı yok. 22 bantları altında. RSI tarafında yine bir düşen kırılımı durumu. MACD indikatör alımda. Çok indikatör aldı. Parabolik sar aldı. Birçok indikatörün aldı olduğunu düşünürsek pozitif bir senaryo içerisinde platform turizmde olduğumuzu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet, devam edelim. Şöyle bir iki hisseye daha bakalım. Otto geçen haftalarda yine sıkça üzerinde bahsettik, anlattık. Otto'da bu tarz hisseleri ben günlük bakmıyorum. Yani 3 günlük veyahut da 1 haftalık bakıyorum. Sizler Otto'nun alçalan takozun kırıldığını ve burada bir döngünün oluşacağını söylemiştim ve o döngü gerçekten oluştu. Destekten dirence kadar 400 hedefimizdi. Hedefimizi aldık. Burası da kırıldı. Yoluna devam ediyor. Ha, bu aşamadan sonra ne olur arkadaşlar? Bizim burada bir formasyon hedefimiz var. O da nedir? Filama formasyonu dediğimiz bu formasyonda buradaki derinlik kadar yukarı doğru gitme potansiyeli değil mi arkadaşlar? Bu da yaklaşık 680-690 bandına kadar olasılıklar vardır. Tabii bizim için şu anda burası erken bir görüntü. Biz şu anda öncelikli teknik hedef bölgemizi ne yapacağız arkadaşlar? Birincisi burası bizim hedefimizdir. Kırılımdan sonraki hedefleri bahsediyorum. Yani 480'ler kırılırsa ilk hedefimiz 614. Akabinde 696 şeklinde takip edilebilir Otto tarafında. Evet, bu 4 hisseyi şöyle kısaca özetlemiş olduk. Tekrar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Öncelikleri unutmayın. Bizim bu yukarıda teknik hedefleri veriyor olmamız buraya uçup kaçacağımız, gideceğimiz anlamına gelmez. Kritik eşikler var. O eşikleri de anlatıyoruz. Daha sonra gittiydik gitmedik muhabbeti yapmayalım. Burada kritik eşiğimiz ne? 480'lerin üzerinde bir kapanış olmalı arkadaşlar ki bu teknik hedeflere ulaşabilelim. Biz zaten daha önce burada da 300 bantlarındayken, 317'lerdeyken sizlere bu hisseyi anlattık. Kırılım ve V şeklinde 400'ler teknik hedefimiz demiştik. O hedef alındıktan sonra artık bir hedef güncellemesi yapıyoruz. Teknik hedef güncellemesi. 481 bandı kırılırsa yukarıdaki şu iki hedef kadrajımıza girmiş olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sizlerden ricam küçük de olsa bir yorum yapın arkadaşlar.